Şeyden çıkarttım. Şeyden. Şu an bakın proje çalışma yöntemini anlatayım biraz. Bildiğiniz gibi web tarafında çalışacağız. O yüzden epey bir farklılık olacak burada tabii ki. Ama yapı olarak genel anlamda, programsal anlamda aynı diyebiliriz. Mesela property alanı var. Referanslarımız var. Buradan DLL ekleyebiliyoruz. Mesela veri tabanı işlemlerini yaptığımız bir DLL var diyelim. O DLL'i buradan referans olarak eklediğimizde kullanabileceğiz web tarafında da. Asi bu app data model klasörleri önemli değil. Örnek olarak gösterilmiş. Bunları sizde Global Asax yok mesela. Şuradan projeye sağ tıkladığınızda Add New Item dediğinizde web kısmında epey bir template geliyor size. Bende farklı template'ler de olacaktır. Bu editörden kaynaklı. Global application class'ı mı ekledim? Evet. Mesela burada web configuration file masa üstünde app config olarak kullanıyorduk bunu. Burada da web config olarak kullanıyoruz. Bu web config nedir, nasıl çalışır onu anlatayım. Bakın. Şimdi sunucu tarafında bildiğiniz gibi bu ASP.NET uygulamaları bizim yazılımlarımız sunucu tarafında çalışıyor demiştim. Sunucu tarafında nasıl çalışıyor? Ve buradaki config dosyası ne anlama geliyor onu anlamanız gerekiyor. Şimdi bizim sunucu tarafında ASP.NET'in çalışması için sonuç olarak bir framework'ün kurulu olması gerekiyor. Yani .NET framework olmadan ASP.NET'i tanımaz zaten işletim sistemi. Bu nedenle framework'ün kurulu olduğunu varsayıyoruz. Kurulduğu zaman da içerisinde bazı dosyalar gelir. Mesela bende C dizinin içerisinde şu an Windows'ta Microsoft.NET Framework bu 64 bit olduğu için bunun içerisindeyim. Bakın normal bir 64 bit versiyonları var. 64 bit içerisinde hangi versiyonu kullanıyorsam onun versiyonun içerisinde 4 versiyonu var burada. Config diye bir klasör var. Bu config klasörü içinde tüm ayar dosyalarını tutuyor. Bütün ayarlar burada. Mesela web config dosyası var. Bir de mention config diye bir dosya var. İkisi arasındaki fark şu. Siz projenize, normalde bu sunucuda olan bir şey. Config dosyası sunucuda mention config diyor zaten. Bu bizim dosyalara attığımız sunucunun framework'ü olduğunu düşünelim. Siz bir tane uygulama geliştirip bunun web config içerisine farklı ayarlarını yaptığınız zaman bu app config'den hatırlayın. İşte connection string'dir vesaire bu tür birçok ayar yapılabiliyor. Onları yaptığınızda sunucuya atılan bu dosyalar çalışırken mention config dosyalarını ezerek çalışır. Buradaki ayarların yerine çalıştırılır. Burada default ayarlar vardır diyebilirim. İçeriği şu şekilde. Config section alanında birçok framework ile ilgili ayar var. Mesela Oracle client'ı burada tanımlamış. İşte bakalım bize tanıdık gelen bir şey var mı kullandığımız. Bakın burada connection string diye bir tag var. İçerisinde local SQL server. Lokal olarak SQL Express'i görüyor. Bu bildiğimiz bir connection string zaten. İşte biz bu ayarları yaptığımız zaman mesela DB provider factory gibi bu ayarları biz web config'ten yaptığımızda gidiyor ve bu çalışma zamanında mention config'deki ayarları değiştirerek kendisi kendi ayarlarını çalıştırmaya başlıyor. Yani ben şöyle düşünün, bir sunucuda hosting aldığınız bir sunucuda
sadece sizin yazılımlarınız olmayacak. Size özel bir hosting değilse, yani tek bir tane yazılım için hosting sunucu almadıysanız böyle bir şansınız yok. Hosting aldığınız yerde herkes için ortak ayarlar vardır. .NET Framework'ün ayarları vesaire. ASP.NET'in doğru çalışması için gereken şeyler. Bir de sizin kendi sitenize göre özelleştirmeniz gereken ayarlar. Mesela sizin connection string bilginiz size özeldir. Başkası için bir anlam ifade etmez. Ya da sizin örneğin site içerisinde bir bildiğiniz gibi config dosyaları kendi içerisinde ayar saklayabiliyor. Hani biz onları yapabiliyorduk. Orada ayarlar saklayıp uygulamamızda kullanıyorsak bu sadece bizim uygulamamız için mantıklı bir şeydir. Gidip mention config'de bir değişiklik yapılmaz. Ben web config'de değişikliği yaparım. Sonra bu çalışma zamanında mention config'deki ayarları ezerek benim istediğim ayarları bana göre konfigür eder. Bir başka geliştiren kişi de, projesi olan kişi de aynı şekilde kendi ayarlarına göre mention config'i kullanmış olur. Anladınız mı burada? Yani oradaki ayarları ben kendi isteğime göre değiştirip kendim kullanıyorum. Başkasınınkini değiştiremiyorum. Öyle bir yetkim yok zaten sunucuda. Şimdi projemi basit bir ASP.NET sayfası açacağım. ASP.NET sayfası oluşturacağım. Bakın projeye add burada web form ya da new item'dan istediğim sayfaya ekleyebiliyorum. Şurada web form'u seçtim. Web form adını default yaptım. Şimdi açtığım bu uygulamadan yapısını biraz inceleyelim. Çok farklılıklar var aslında. Görüldüğü gibi aslında çoğunlukla HTML kodlarında oluşuyor. Bazı farklılıkları var. Sağ tarafta default ASP.NET dosyasını görüyorum. ASP.NET'i hatırlarsanız ASP.NET'in uzantısı olarak söylemiştik. Ve klasik ASP'nin gelişmiş, yani çok daha yeni gelişmiş versiyonu diyeyim. Onun üzerinde bu uzantı belirlendi ve içeriğini açıyorum. Alt tarafında bizim masaüstü tarafında gördüğümüz şeyler var. Mesela Designer CS dosyası. Bir de bunun kod tarafında olduğunu, kod tarafı olan ASP.NET.gc dosyası var. İkisi farklı işleri yapıyor. Hatta 3 dosya olarak bakarsak yukarıdakiyle 3'ü farklı şeyler yapıyor. Buradaki normal ASP.NET dosyası bizim sadece HTML dosyamızın yani görsel tasarımların vesaire bulunduğu kısımdır. Burada yine sunucu taraflı kod yazılır. Yazı yaz bunları. Ama normal çalışma yöntemi bu şekilde HTML ile kullanılır. Normal Windows formdan formda benzer olan kısmı bunun kodlarının C# kodlarının arka tarafta CS dosyalarında yazılıyor olması. Onun içinde CS dosyasına geliyorum burada. Aynı masa üstünden tanıdık gelen bir page load var burada. Başlangıç metodumuz ve sıradan bir yapı aslında. Masa üstünden pek farkı yok. Designer CS'e baktığım zaman tanıdık gelen ne var burada? Class mı? Generated. Bunu ezber etmişim size.
hatalardan dolayı. Generated. Yani ekrana bir tane buton koyduğunuz zaman butonun kod tarafındaki oluşturma işlemleri aslında burada yapılacak. Biz bunlara müdahale edebiliriz ama etmemize gerek yok. İşte bir tane buton koyayım, karşısında text box olsun, butonla text box şu koordinatlarda bulunsun, adı bu olsun text'i falan, ID'si falan. Bunların hepsini arayüzden yaptığımızda burada kendisi kod olarak görülecek. Önce bir çalıştıralım. Vivian Browser diyorum. Şey ama dev niye var? Hiç ne var? Dev. Yaptın. Bölüyordu. Kullanmak şurada, istersen. Şurada form olmak zorunda. Yani web tarafındaki birçok uygulama için. Div ise sadece tasarım için sana başlangıç getiriyor. Yani div içerisine yap bu tasarımı gibi bir durum. İstersen bunların hepsini sil, tamamen kendin yaz. Hiç önemli değil. Vivian Browser diyorum. Bakın ASP.X dosyasına sağ tıkladım. Vivian Browser. Şu an sayfa açıldı. Herkes çalıştırdı mı? Evet, evet. Boş sayfa çıkacak. Normal hiçbir şey yapmadık içerisine. Bakın, burada önemli olan şu an benim ekranımda gösteremiyorum çünkü monitör çalıştığım için. Sağ altta IIS Express diye bir yazılım var. Şu tray kısmında. Ben burada bilmiyorum bir şey ama. IIS Express. Şeylere bak. Şimdi bulduysanız şöyle anlatayım. Sağ tıklayın. Tıkladık hocam. Bravo. Ne yapıyoruz? Tamam, bu kadardı zaten. Bakın, öncelikle çalışma yöntemini anlatayım. Bizim arka tarafta, sunucu tarafında IIS diye bir yapımızdan bahsetmiştim. Internet Information Service. Bu herhangi bir ASP.NET sitesini, hatta bunun içerisinde PHP olur, klasik ASP vesaire, bunları internet üzerinde host edip yayınlamak için gerekli olan servis. Bizim Windows tarafında çalışan bir servis. Yani şimdi şöyle düşünün. Bir tane ASP.NET projesi yaptınız. Bu bir tane Windows sunucuda duruyor. Bu dışarıya nasıl yayınlanabilir? Nasıl host edilebilir? Bir şekilde sunulması gerekiyor servis olarak. Yoksa sıradan bir yazılım. Hani dışarıya sunulabilecek bir ortam gerekiyor. Bunu sağlayacak şey de IIS bizde. Bu servisi yapıyor. İçerisinde örneğin bir yerden onu da şöyle göstereceğim. Bakın ara kısmında bilgisayarınızın başlat ara kısmını IIS yazdığınızda ya da Internet Information Service yazdığınızda bu çıkacaktır. IIS servisi biraz geç açalım. Hocam bu pidavın altısı var, var ne? Şimdi bunun farklı versiyonları vardı. Önceden bu şekilde görünmüyor, daha basitti. Bu 6.0 versiyonu dediğim işte daha ilkel versiyon. Sonradan 7-7.5 falan çıktı işte. Bendeki yanlış hatırlamıyorsam 7-7.5 falandı. Yeni versiyonlar bu şekilde görünüyor. Burada yapıyı inceleyeceğiz. Şu şekilde görülüyor sanırım. Sol tarafta bakın bağlantılar kısmı var.
Bağlantılar kısmında siteler var. Bakın sol tarafta siteler, onun içerisinde default website var. Yok. Nasıl yok? Güzel bir cümleler ya. Şaka yapıyor. Bakın. Bir web uygulaması, örneğin bir Windows Server yönetiyoruz. Tamam mı? Benim öyle bir tecrübem olmuştu daha önce. Windows Server işte yönetirken örneğin bir tane birden fazla siteniz var. Bu siteleri de kendi serverlarınızla yöneteceksiniz. Uygulamaları oluşturabilmek için, burada yayınlayabilmek için öncelikle şuradan yeni siteler oluşturmanız gerekiyor IIS'ten. Çünkü host edecek kısım burası. Yeni site ekle kısmında işte sitenin adını vesaire buradan ayarlarını veriyorsunuz. Fiziksel, bu dosyaların fiziksel yolu. Yani bu servis hangi klasörü, hangi dosyaları kullanarak bu web sitenin yazılımlarına ulaşabilecek. Onları belirtiyoruz. Burada diğer ayarları veriyoruz. Domain adını yazıyoruz falan. Ondan sonra bakın web sitesini hemen başlat var. Bu ve bundan sonra birkaç ufak ayarla web sitenizi yayınlayabilir hale geliyorsunuz. Ama bunun sunucuda olması gerekiyor. Şimdi ben şu an sadece lokal tarafından bahsediyorum. Burada yapacağınız şey, yani şu an yapacağınız sadece lokal hostta çalışır, bilgisayarınızda. Ama aynı ayarları yapabilirsiniz. Bunun web tarafından yapılabilmesi için işte static IP vesaire birçok ıvır zıvır var. Ve ama dikkat ederseniz şurada ASP client, sistem web ve 4.0 gibi klasörler var. Ben bunu hani diyorum ki bu klasörler, bu yapılar nerede tutuluyor değil mi? C içerisinde sizde IIS kurulu olduğuna göre inetpub diye bir alan var. Bu inetpub içerisinde www.root var. Bakın ASP.NET Client, sistem web, bunun içerisinde biz buraya erişiyoruz işte, IIS üzerinden. Yani örneğin PHP yaptınız, örneğin ASP.NET yaptınız, fark etmiyor. Siz eğer bu yazılımı lokal hosta bir deneyeyim ama gerçek uygulama olarak deneyeyim derseniz, böyle nasıl diyeyim? Visual Studio'dan çalıştırayım, o şekilde deneme değil, yayınlama denemesi, publish etme deniyor buna. Publish ettikten sonra deneme işlemi yapacaksak, örneğin web tarafına atacağız bir yazılımı. Bu yazılım nedir? Kullanıcı girişi vesaire, vır zıvır her şey olacak. Bunun içinde veri tabanı da olacak. Siz ayarladınız her şeyi, bütün tasarımlar, yazılımlar vesaire. Ama bunu lokalde bir deneyeyim dediniz. Yazılımı Visual Studio'dan publish ediyorsunuz. Yani artık hazır, bunu yayına hazırla falan diyorsunuz. Oradan çıkan dosyaları buraya attığınızda, gerekli ayarları doğru yaptıysanız doğrudan işte tarayıcıda lokal olsun deyip sizin linkinizi vererek bunu çalıştırabiliyorsunuz. Bu şekilde bir kullanım. Bunun için işte dosyaları buraya atmanız gerekiyor. www.root içerisine. Mesela IIS Start var. Tasarımı bu şekilde bakın. IIS Start HTM diye geçiyor. Şuradakinin adı. Bu IIS 7'nin açılış sayfası. Bir de localhost yazıyorum. Bakın localhost yazdığımda da aynı yere gidiyor. Aynı tasarımı alıyoruz. Şu alt tarafı göremiyorsunuzdur. Üzerine geldiğinde bir link çıkıyor. İşte Microsoft'un ilgili sitesine, IIS sitesine gitmek için. Bu aslında bizim az önce gördüğümüz HTML sayfa. Şuradaki. Açayım bunu.
Bakın şurada bir link var. İşte Welcome PNG diye bir resim var. O da o kocaman IIS7. İşte CSS'leri falan yapmışlar vesaire. Basit bir HTML sayfası. IIS.net sitesine girdiğiniz zaman burada IIS ile ilgili tüm bilgileri edinebilirsiniz. Eğitimler vesaire. Bir ASP'nin siteyi nasıl yayınlarız mesela? Bunların ayarları gibi birçok detaylı ayarı buradan öğrenebilirsiniz. Bilgisayarınıza normalde kurulu olarak gelmez IIS. Yani format attığınızda o şekilde kurulum yapılarak gelmez. Bakın, şimdi IIS ile ilgili şunları göstereceğim. Öncelikle bilgisayarınızda IIS yoksa, şuradan Windows özelliklerini aç veya kapat var. Arama kısmına Windows özellikler yazdığınızda bu çıkacaktır. Burada bizim hani Windows'umuzda varsayılan olarak ihtiyaç olmayan, hani normal kullanıcının ihtiyacı olmayan, burada normal kullanıcı ihtiyacı olmayan ama istendiği takdirde yüklenebilecek şeyler var. Mesela bilgisayarında hani varsayılan gelen şu oyunlar var ya, gereksiz, genelde kim kullanıyor bilmiyorum ama pek kullanan görmedim. Bunları bile buradan kaldırabiliyorsunuz. İşte ekstra ayarlar gerektiğinde mesela benim burada Information Service IIS ayarlarım var. Diyor ki web yönetim araçları içerisinde bir şeyler varmış. Yönetim konsolu mesela kurulu bende. IIS 6 uyumluluğu, IIS yönetim hizmetleri, kodları ve araçları. İstersen bunları seçerim. Bakalım altında ne var? VMI var. Yönetim konsolu IIS 6 tarafında çok ihtiyaç yok. World Wide Web kısmında da bunlar default ayarlar. Mesela günlük araçları, izleme, ODBC, günlük tutma gibi ayarları burada var. Güvenlikle ilgili neler varmış? İstek filtreme, URL yetkilendirme. Ya bunlar genelde ekstra ihtiyaç olan şeyler oluyor. Mesela yazılımda bir özelliği kullanacaksınız. Diyor ki IIS'ten güvenlik kısmından şu özelliği aktif etmeniz gerekiyor gibi. Bunların olması gerekiyor. Ama genelde normal çalışmak için detaylara ihtiyacın yok. Uygulama geliştirme özelliklerinde mesela neler olsun? İşte ASP.NET, GGI, klasik ASP filan. Bir de FTP sunucusu olayı var. FTP sunucusu da bilgisayarınızı bir file server gibi kullanmanızı sağlıyor. Öncelikle FTP nedir? File transfer protokol. Bir web sitesi açtınız. Web sitesi açtığınızda size herhangi bir, nereden alırsanız alın bunu, size hosting bilgileri verilecektir. Hosting bilgilerinde işte FTP bilgisi, file transfer protokol, mesela ftp.cianosan.com benim FTP şeyime, sistemin FTP'sine bunun üzerinden bağlanırım. Onun bir kullanıcı adı şifresi olur. Siz bu bilgileri girerek işte 22. port üzerinden FTP portundan bağlanırsınız. Ayrıyeten size bir de panel verilir. Buna işte MySQL ise PHP MyAdmin diye bir yazılım vardır. Onunla erişirsiniz. Ya da firmaların kendilerinin geliştirdiği bir admin. Orada da gene veri tabanı adı vardır. İşte bu veri tabanı size ait. Ya da bir tane oluşturma hakkı verir. Adını falan sen verirsin. Bu veri tabanının adını belirlersin, oluşturursun. İçerisinde istediğin kadar tablo falan kullanırsın.
Onun bir kullanıcı adı olur. Veri tabanının biliyoruz zaten kullanıcı adı olmak zorunda bağlanmak için. Bir de onun şifresi olur. Yani bu bilgiler olmazsa olmaz. Bir veri tabanı olan bir web sitesi için. Burada da işte file transfer protokol ayarları var. Ben bu bilgisayarı bakın normal bağlanmak için değil. Yani hiçbir ayar yapmadan hatta IIS bile kurmadan kendi sitenize FTP üzerinden bağlanabilirsiniz. Ama kendi bilgisayarınızı FTP sunucu olarak kullanmak istiyorsanız, yani ben Telekom'dan bir tane statik IP alacağım, sabit IP. Diyorum ki herhangi bir yerden bu sabit IP üzerinden benim evdeki bilgisayarım, açık bilgisayarıma bağlanıp onu ondan dosya alacağım vesaire. Ya da şu da olabiliyor. Güçlü bir bilgisayarınız var. Bu bilgisayarı dediniz ki hani ben bir web sitesi yapacağım. Bunu da kendi bilgisayarımdan host edeceğim. Nasıl oluyor? Bir tane domain alırsınız. Bu domaini kendi Telekom'dan aldığınız sabit IP'nize, o da 3-5 lira falan, sabit IP'nize uyumlu hale getirirsiniz. Ondan sonra sizin artık web sitenizde kurduğunuz o IIS üzerinde yayınladığınız site, yazılım, internet üzerinde herkesin bağlanabildiği bir site olur. Mesela cihanursan.com'u ben öyle yaparsam, benim evdeki bilgisayarıma bağlanırsınız aslında. Anladınız mı bunu? FTP sunucu olayı bu. Bizim sunucu ile işimiz yok. Sadece client'ız şu an. Yani biz yazılımı atacaksak karşı tarafa. Bunun için de örnek bir yazılım göstereyim. Hadi benim evdeki bilgisayar için güvenlik gerekiyor. Bakın burada Pfizer'la diye bir araç var. Ben genelde bunu kullanıyorum. Mesela şurada cihanursan.com, bu da benim farklı o Digi projem, onun serverı, Linux server bu. Bu da başka bir hesap. Şu an yanlış hatırlamıyorsam FTP, evet yanlış hatırlamışım. Normalde bağlandırmıyorlardı, buradan FTP portu kapalıydı, bu bilgi adam network'ünde. Bakın iyi de oldu, güzel oldu, çok güzel oldu. Fabrika işte hemen. Şimdi bakın buradan cihanursan.com'un aslında sunucusundayım. Şu an hostingindeyim. Burası Linux bir hosting. Linux hostingde şu diğerleri ıvır zıvır ayarlar için gerekli olan şeyler. Fabrika HTML var. Bu bizim için önemli Linux tarafından. Bunun içerisine girdiğimde benim WordPress dosyalarım burada duruyor. Mesela bakın şurada bir dosya var. Sitemap.xml.gz diye. Bunu indirmeye çalışayım. Bakın şöyle dosyayı yazdım. Bu bir zip dosyası olduğu için hemen indirdi. Ben aslında FTP'den baktım buna. Bu şekilde. Mesela şurada lisans txt var. Buna da buradan ulaşayım. Direkt ana dizinde çünkü. Onu görebiliyorum. Bu da WordPress'in işte lisansı. Şu public HTML ana dizin demek. Sizin de web sitenizin ana dizini olacaktır. Dosyaları direkt oraya atarsınız. İşte mesela benim kitabın kaynak kodunu şurada yayınlamıştım. DL klasör içerisinde şu isimde. Kopyaladım bunu. DL RAR dosyasını yazdım. İndirecek. Dosya indi bu şekilde.
Yani FTP olayı bu. Bu aslında isim tescilinden aldığım bir tane hosting. Ona bağlandım buradan. Mesela sunucuya bağlanayım. Sunucu farklı port kullandığı için sorun mu çıkardı? Sanıyorum. Dosyalardan bahsettik. Dosyalarımız default ASPX ve bunun ASPX CS dosyası ve ASPX Designer CS dosyası vardır. Bu Designer bizim tasarım işlemlerimizin otomatik olarak generate edildiği bir yer. Default ASPX CS bizim aslında C# kodlarının tamamını yazacağımız yer. %90'ını diyeyim. Ufak tefek şeyler olacak şimdi. ASPX dosyasından. Yani o yaptığımız HTML'ler, JavaScript'ler, CSS'ler aslında default ASPX'in kendi içerisinde olacak. O HTML gördüğünüz kısımlarda. Ama butona bastığımda ekrana bir şey çıkar. Yani burada JavaScript de kullanılıyor ama ya da şöyle diyeyim, butona bastığında bu bilgileri al, veri tabanına kaydet. Onun yapılması gereken yer burası. ASPX CS dosyası. Yani bizim masa üstündeki o arka plan dosyasına eşdeğer burada da. Yapımız bu şekilde temel olarak. Bu tarafta çok büyük bir farklılık yok. Sadece sayfa çalışma mantığında farklılıklar var. Ama ondan önce mimariyi şu şekilde anlatayım. Bizim client'ımız vardı. İstemci. İstemci neydi? Yani isim verilebilir. İstemci benim bilgisayarım. Benim bilgisayarım istemci. Bir de sunucu bilgisayar var. Bu da sunucu client server uygulamalar dendiği zaman aklınıza bu yapı gelmeli gerekiyor. Her zaman client server uygulamalarda istemci vardır. Bir de ona cevap veren sunucu vardır. Şimdi bunun arasında internet denen bir bağlantı alanı var. Biz bunun üzerinden çalışacağız. Bizim istemcimiz tarayıcıyı görür. Tarayıcımız o farklılıkları gördüğümüz Chrome, işte Firefox vesaire. Tarayıcının belli standartları vardı. Bu standartlarda işte HTML'di vesaire, bu protokollerin bulunduğu bir alan. Buradan ben istemciden diyorum ki bir sorgu göndereceğim, istek. Tamam, request deniyor buna. Bir istek göndereceğim. Bunun sunucu tarafında cevap alması gerekiyor, response. Karşılık alması gerekiyor. İstemciden gönderdiğim bilgi sunucu tarafında işlenir, yorumlanır. Bir karşılığı olması gerekiyor ya. Sonuçta burada CS dosyaları var, C# dosyası bunlar. Bunların, buradaki dosyaların bir işleme sokulması gerekiyor. Bunun için de IIS diye bir yapı var sunucu içerisinde. Sunucumuz Windows Server diyelim. Windows Server'da böyle bir servisimiz var. Bu serviste de arka taraf dosyalarını göstereceğim. Information Service'in arka tarafında çalışma mantığı şu şekilde. Sizin buradaki dosyalarınızı alır ve kendi içerisinde tutar. Hani onun yolunu bilir daha doğrusu. Siz istek gönderdiğiniz zaman buradaki yazılımların yorumlanmasını sağlar
ve ondan sonra bir istek üretir. ASP.NET ISAPI DLL diye bir DLL var arka tarafta. Onu da göstereceğim yolunu. Bu yorumlanması gereken kaynakları ASP.NET ISAPI'ye ISAPI sayesinde çalıştırır. Bunun nasıl çalışacağını planlar. Ondan sonra da bunun sonucunu size tekrar geriye tarayıcıya döndürür. Yani siz buradan istek gönderdiğinizde IIS bunu kendi içerisindeki o DLL'lerle, yapılarla hazırlıyor ve bunun sonucunda size bir sonucu HTML çıktı olarak döndürüyor. Mesela örnek verelim. Bir tane kullanıcının veri tabanından bilgileri gelecek. Ben CombiBox'tan seçtim. Hani CombiBox'ta isimleri listelemiştim. CombiBox'tan seçtim. Bunun veri tabanına gidip oradan o kaydın bilgilerinin ekrana yazması gerekiyor. Normali bu. Şimdi ben seçtim istemci, tarayıcı içerisinde. Tarayıcı bunu algıladı, benim yazılımım. Hemen o eventi, olayı tetikledi. Sonuçta biz de C# tarafında masaüstünde eventler kullanıyoruz, değil mi? CombiBox seçildiği anda mesela. Selected olduğunda. Seçildiği anda bunu sunucuya gönderiyor ve sunucu da IIS üzerinden arka taraftaki DLL'lerle bunun nasıl bir sonuç üreteceğini anlaması gerekiyor. İşte veri tabanına gidiyor, veri tabanından o kullanıcının bilgilerini alıyor ve daha sonra da bunu tarayıcıya göndermesi gerekiyor. Nasıl gönderebilir? Sonuç olarak bir HTML olması gerekiyor, değil mi? HTML'de işte bu DLL sayesinde mesela diyor ki ASP.NET'i anlayan DLL bu. ASP.NET işlemlerini anlayan DLL'imiz bu. O zaman buna gönderirim diyor. Bu onun dilinden anlar. Bu da gerekli işlemleri yapıyor ve sonucu HTML'e dönüştürüp IIS sonucu HTML'e dönüştürüp benim tarayıcıma gönderiyor. Tarayıcı da aslında bizim o ilk başta yazdığımız standart HTML kodları var. Yani bizim yapacağımız, bugün yapacağız o kontrolleri falan. Onların sonuçlarında tamamen HTML çıktı olarak geliyor. İşte bunun sebebi ASP.NET'in arka tarafta yorumlanma mimarisi. Yorumlandıktan sonra bize HTML olarak dönmek zorunda. Anlattığım ASP.NET ISAPI DLL'i bakın yolu şurası Windows, Microsoft.NET Framework ve Framework'ün versiyonu ASP.NET ISAPI DLL. Bazı durumlarda ihtiyacınız olacak diğer DLL'lerde ASP.NET RegIIS exe, ASP.NET RegSQL exe. Bazı durumlarda özel ayarlar için bunlara parametre göndermeniz gerekebilir. Normal geliştirmede değil. Ama farklı ayarlarda bu tür makalelerle karşılaşabilirsiniz. İşte ASP.NET RegSQL exe'ye konsoldan şu parametreyi gönderin gibi. Bu tür şeyler olabilir, istekler. O yüzden aklınızda bulunsun. O DLL'leri bu framework versiyonu içerisinden aramanız gerekiyor. Bakın burada da C# compiler'ı duruyor.
Şimdi projeyi incelemeye devam edelim. Bakın bu arada az önce bahsettiğim o IIS servis, o sağ alt tarafta görünen servis şuradaki lokal host'un bu portun çalışmasını sağlar. Yani IIS çalışmıyorsa bu porta erişemezsiniz. Çünkü arka tarafta bir web server'a ihtiyacı var. ASP.NET'in normal bir şekilde çalışmıyor. Direkt kodları açıp çalıştıramazsınız. Arka tarafta bir servis web server çalışması lazımdı. Bu da IIS ile mümkün. IIS'in de bu nedenle çalışıyor olması gerekiyor. Yani siz isterseniz deneyebilirsiniz. Sağ alt tarafta IIS'i kapattığınızda, servisi durdurduğunuzda burası çalışmayacaktır. Bir daha. Web server'ını tekrar yapacağız. Anlamıyorum. Bak durdurdum. Sağ alt tarafta benim o açtığım yerde, size gösterdiğim yerde siteyi durdur diye bir alan var. Mesela Web Application 1 siteyi durdur yazıyor. Ona bastığımda sonra burayı yeniledim, sayfa gitti. Yani bunun servisi durduğu için bu çalışmayı bir daha yapamıyor kendisi. Bir şeyler yazmak şimdi bir de IIS tarafındaki şu ayarları inceleyelim. Daha sonra da kod yazmaya başlayacağız. Çok. Kedim ya. Bakın, bir web uygulaması geliştirirken en önemli şey o dosyanın uzantısıdır. Mesela IIS'te örneğin PHP dosyasının uzantısı, buna MimeType deniyor. Bu tanımlı değilse o dosyalar yayınlanamaz. Yani onu tanımayacağı için IIS bunu indirilebilir bir dosya olarak görür. MimeType türlerine geldim. Şurada uzun bir liste var. A ile başlayanlar. Şurayı da açalım. Bakalım neler varmış. Mesela exe var. Exe config dosyası. Bizim HTML dosyamız ve HTML uzantısı. İkisi de aynı şeyi yapıyordu. HTML MIME türüne sahip. Bu MIME türleri kafası öyle uydurma yapılmıyor. MIME türleri mevcut. HTML ise bu uzantıyı HTML olarak görmesini bildiriyorum. Mesela video formatları, bunları da aynı şekilde tanıtmanız gerekiyor. Web sitesinde tanınabilmesi için, yayınlanması için. Yoksa servis o hizmeti veremez. Burada VSTR var, XML Web Servislerin Definition Language dosyaları. Bunları da aynı şekilde web servislerde kullanmak için. Mesela XAML var. XAML, buradaki XAML, Silverlight için kullanılacak olan, yani Silverlight'ın arka tarafında kullandığı dil olan dosyalar, .xaml ile bazı siteler geliştirilebiliyormuş Silverlight'la. Bunun için yine tanımlı olması gerek. ZAP da yine Silverlight içerisinde, Silverlight derlendikten sonra onun içerisindeki dosyalar XAP uzantılı dosyalar olarak rarlanır, sıkıştırılır. Onu da aynı şekilde görebilmesi için
Silverlight app olarak Mime türe eklenmiş. Xpub'da hatırlarsanız VPF etüdünde Xpub'dan bahsetmiştim biraz. Bu da VPF'in browser'daki uzantısı diyelim. Browser içerisinde çalışan uygulama. Bu şekilde birçok dosya uzantısı var. Bunların hepsini buradan ayarlayabilmeniz gerekiyor. Mesela bir ayar yapacaksınız diyelim. İnternette araştırıyorsunuz. İnternette makalede diyor ki bu Mime type'ı IIS'e ekleyin diyor. Bunu gördüğünüz anda direkt IIS'e gelip şuradan eylemler kısmından eklede dosya adının uzantısı şunlar ve türünü buraya yazmanız gerek. Bunlar önemli. Programsal tarafı çözmek size göre biraz daha kolaydır. Zaten yazılımcı olacağınız için. Ama bu tür ayarlar çok can sıkar. Tecrübeyle sabittir. O yüzden önem verin. Yazmaya başlayınca kendi gösteriyor mu? Olabilir mi? Genelde Mime type ekleyin dendiği zaman dosyanın uzantısı ve Mime türü verilir. Al bunu ekle şeklinde. O yüzden çok sorun olmaz. Şimdi oluşturduğum projede biraz kod yazalım. Her zaman olduğu gibi öncelikle toolbox'ımızı inceleyelim. Design kısmını açtım default ASP.x'in. Buradan bir buton ekleyeceğim. Kod tarafına geçtim. Öncelikle şu üst kısmı da anlatayım. Daha sonra bu işlemimize bakalım. Bakın, yukarıda default ASP'sin ya da herhangi bir ASP'nin sayfasının üstünde bir tanımlama, definition kısmı vardır. Bu aslında ASP.x dosyasının arka tarafta hangi CS dosyasıyla birlikte çalışacağını gösteriyor. Burada page direktifi var. Dil olarak C# olduğunu söylüyor. Yani burayı C# olarak algılar. Sonuçta burası ayrı bir sayfa. Ben bunun içerisinde doğrudan veri tabanı erişim kodları yazabilirim. C# tarafına ihtiyacım yok aslında. Ama daha düzenli geliştirme için böyle kullanıyoruz. Code behind. Bu dosyanın arka taraftaki CS dosyası nedir? Default ASP.x CS. Şuradaki dosya dediğimiz gibi. Partial sınıf. Bu da bunun proje adı, sınıf adı olarak düşünebilirsiniz. Yani bu sınıf ile ilişkili olduğunu belirtir. Bakın proje adı Web Application 1, sınıf adı Default. Sınıfın adı aslında sayfanın adı. Projenin adı da Web Application 1. Bunun namespace'i. Şimdi kodlarımıza bakalım. Bakın div içerisinde bir tane buton koydum. Bu bizim HTML... Buton. Normal HTML nasıl yazıyorsan bunda da ASP koyuyorsun başına. ASP kontrolü o kadar. Bakın burada
Bir de HTML butonu atayım. HTML'leri de kullanabiliriz. Bu da şurada HTML input. İkisi arasındaki farklara bakmamız gerekiyor. Öncelikle HTML'ler input ile yapılıyordu. Sadece type belirtiyorduk. Ama ASP.NET tarafında her şeyin kendi nesnesi var. Bir sınıfı var. Bu nedenle de ASP button dediğim zaman bunlara erişebiliyorum. Mesela buton oluşturabiliyorum. Bunun ID'si mevcut. Kod tarafında erişebilmem için buton 1 işte ıvır zıvır diyebilmek için bunu yapmam lazım. Teksti var. Bu da buton üzerindeki görünen kısım. Ama şu ana kadar görmediğiniz burada ve formda Run App Server diye bir etiket daha var burada. Bu web tarafına özel bir şey. Olmazsa çalışmayacak bir şey. Bunu unutmayın. Yani Run App Server olmadan sunucu taraflı bir kontrol, bir işlem yapamazsınız. Bu nedenle yapacağınız örneğin şöyle düşünün. Bir tane butona basınca ekranı JavaScript ile yazdığını JavaScript ile düzenleyecek diyelim. Ya da kutucukları temizleyecek. Bunun sunucuyla bir işi var mı? Sunucuyla. Bakın tarayıcı da diyorum yapacak bunu. Ekrandaki bütün kutuları temizleyecek. JavaScript fonksiyonu yazdınız. İşte yerlerini değiştirecek. JavaScript ile yazdınız gene bunu. Bu istemci taraflı olduğu için burada ASP kontrolüne ihtiyacınız yok. Bu nedenle Run App Server'a da ihtiyacınız yok. Bunu basit bir şekilde HTML input'la yapabilirsiniz. Ama butona basacağım, veri tabanına kaydedecek. Arka tarafta C# kodu yazacağım bu butona basıldığında. Bu şu işlemi yapacak vesaire. O zaman ASP butonu kullanıp bunun da Run App Server olduğunu garanti etmelisiniz. Yoksa hata alırsınız, çalışmaz program. Bakın burada heat kısmında da aynı. Run App Server. Form'da Run App Server. Her yerde var. Bu nedenle mesela bir hata aldınız. Hata kodları olacak. Bu hata kodlarında Run App Server gördüğünüzde hemen aklınıza bu hata gelmesi gerekiyor ve Run App Server hatası. Yani onu kullanmadığınız hatası. Ve size kullanmanızı önerdiğim bir site var. O da Stack Overflow. Yani web tarafının, hani web teknolojilerinin diyeyim, hatta diğer birçok teknolojinin de birçok çözümünün bulunduğu dünyadaki en iyi işte soru cevap sitesi. Teknolojiyle ilgili hatalar oluyor genelde. Uzmanlar cevaplıyor, size kodlar veriyor filan. Bu nedenle birçok hatta CV'de bile bazılarında rastlamıştım. İşte Stack Overflow'u arka bahçesi gibi kullanan falan böyle tuhaf tuhaf şeyler. Ama gerçekten önemli çünkü çok ciddi bir kaynak oluşturulmuş. Herhangi bir hatayla karşılaştığınızda zaten Google'a yazdığınızda bile genelde Stack Overflow çıkacaktır açıkçası web tarafındaki isteklerinizde, sorularınızda. Bu nedenle doğrudan buradan araştırma yapabilirsiniz. Şimdi de butonun haricinde bir de label atıyorum. Label'ın adını DBL mesaj verdim. DBL mesaj.
Tekstini vermiyorum. Genişliği... Genişliği 100 olsun. Label'ı görebilmek için tekstine 0 değerini vereyim. Mesela şu an çalışıyor. Çalıştığı halde yazıyorum bunu. Sen de çok olacak. Ya şimdi ben hazır ol. Ya işte bahsettiğim şey buydu. Run a server diyor. Ya bunu koy diyor bir zahmet. Gözüne de sokuyor böyle. Run a server diyor. Siz koymadın. Hatayı görmek için koydum. Şey buna basıldığı zaman bir değer eklemek. Mesela butona bastığım zaman şöyle bir şey olsun ve page load'unda da başka bir şey olsun diyeceğim. Öncelikle diyorum ki sayfa açılırken formun load'u gibi burada da page'in load'unda label mesaj bunun tekstine yazamıyorum. Olmuyor. Bu saçma. Ya onu söylüyorum ama. Küçük bir şey ya. Ben vazgeçtim. Bakın ilk açıldığında label mesaja 10 değerini yazsın diyorum. 10.toString dedim. Burada. Butona tıklandığında da hocam o nereden geldi? Bende yok mu? Butona tıkla. Hangisi? LBL mesajı bende neden çiziyor ki? İsim vermemişsindir label'a. Şurada label var ya. Bunun adı LBL mesaj. Nerede? Ben bakayım bir. Şu kod tarafından LBL mesaj ID'si. Aynen. Benim de. Niye ki? Diyorum ki yukarıdaki o değer verdiğim label'ın değerini bu butona basıldığında alacağım, convert edeceğim. A değişkenini atayıp A++ değerini artır,
burada da label'a tekrar to stick yapmam gerekiyor ya. On olarak açıldı. Basıyorum butona. 11 oldu. Sonrasında artmadı. Acaba neden? Çünkü. Şimdi. For döngüsünü almamız lazım. Niye? Çok arttırmak istiyorsa. Hayır. Bak. Çözümleriniz normal programlamada kullanılabilir. Ama burada sayfanın yapısıyla alakalı bir sorun bu. Şimdi ASP.NET'te, daha doğrusu web tarafında çalışma mantığı şöyledir. Siz butona bastığınızda ya da herhangi bir nesnenin, kontrolün bir şeyi tetiklediğinizde eğer sayfa postback oluyorsa, postback demek sunucuya tekrar gidip gelmek. Her yaptığınız işlem postback olabilir sunucu tarafında. Bu sizin ne yapacağınıza göre değişir. Bakın, şurada bir yenilenme ikonu çıkacak. Onu fark ediyorsunuz zaten. Yenileniyor sayfa. Bu sayfanın postback olduğu anlamına gelir. Bir şeye basıyorsanız, eğer bir hareketlilik varsa, o zaman sayfa postback olmuştur. Ve sayfa her postback olduğunda page load'ı tekrar çalışır. Burada. Normalde Windows Form'da neydi? Form bir kere çalıştığında bir daha aynı şekilde çalışmazdı. Kapanmadı, tekrar açılmadı sürece. Sadece activated, deactivated olayları vardı. Belki onlara bir şey yaparsanız, hani sayfadan çıkardığında, işte ekrandan çıkarıp tekrar getirdiğinde onlar tetiklenebilir ama normalde form kapanmadan, tekrar açılmadan Windows'ta öyle bir sorun olmuyordu. Formun load'ı ikinci kez tetiklenmiyordu. Ama page'in load'ı her sayfa postback olduğunda tekrar tekrar çalışır. Bu nedenle bakın ben bunu gönderdim bir kere. Bir kere artırdım. Sonra tekrar geldim. Değeri sakladığı için arka tarafta tekrar yazdı bunu. Yani tuttu daha doğrusu, silmedi. Ondan sonra butona tekrar bastığı zaman label'ın mesajını tekrar alıyor, bilgisini. Gene artırıyor ve gene yazdırıyor. Öyle bir durum var. Bunu nasıl değiştiririz? Mesela şöyle basit bir işlem yapacağız. Sayfanın postback olup olmadığını is postback propertisinden alabiliyorum. Diyorum ki bu ne zaman çalışsın? Is postback false durumunda. Yani bu sayfa post bir kere post olduysa ikincisinde tekrar olmayacak demek. Bakın şimdi artmaya devam ediyor. Ne yaptınız hocam? Ha, postback. Sayfa postback oldu mu olmadı mı? Bunu kontrol ederek diyorum ki bir kere olduysa tekrar tekrar aynı şeyi yapma. Nedir burada tekrar olan? İlk açıldığında 10 değerini yazmasını istiyorum label'a. Bir kere yazıyor. Sonraki tekrar geldiğinde, page load olduğunda bakıyorum. Bu sayfa postback olmuş muydu? Olduysa tekrar bakma buna. Olmadıysa devam et. Ben diyorum ki, form ilk açıldığında, sayfa ilk açıldığında bir şeyin yapılmasını istiyorum. Ekrana bir şey yazsın. Evet, bir kere yap. Butona bastığımda tekrar postback olacak. Bu mimarisi gereği olmak zorunda web tarafında.
sürekli gidiyor geliyor. Ve diyorum ki ilk oluşturulması, yapılması gereken şeyi bir kez yapmasını istediğim için sayfa bir kere postback olduysa ikinci kez yapma. Bu nedenle is postback true ise diyorum bunun olumsuzunu al. Öyleyse bunu yap. Yoksa yapma. Şimdi default ASP.exe kod tarafına geçtim. HTML kodlarına. Bakın şurada bizim JavaScript'te kullandığımız onclick eventi var. Onu kullanarak aslında ben çık tıkladığımda buraya bir event yazmış oldum. Tamam. Ne oldu? Öyle. Bir daha sorar mısın zaten? Bak butona çift tıklayarak arka tarafa geçtik. O burada bir onclick event tetikledi. Adını buraya yazdı. Bu eventi nerede göreceğiz? Kod tarafında şurada burada oluşturdu. Bunun adını yazdı bak. Buton 1 click. Event burada. Adını da dedi ki bunu bu butona bağla. Ney? Click olduğunda. Buton click olduğunda bunu çalışır. O style'ı ben şuradan değiştirdiğiniz zaman boyutunu falan kendisi oluşturur ya. Bak şunu yapıyorum mesela. Orası değişiyor.